Yok.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar sizlere bugün Japon düğümünün yapımını göstereceğim sizlere. Japon düğümü özellikle bakın burada da yapılmış bir modelim var. Japon düğümü. Özellikle orta motif olarak kullanıldığında çok etkileyici olmaktadır Japon düğümümüz. Kare düğüm üzerine oturtulmuştur. Adını ve kaynağını Japon halkının paketlerini süslemek için kullandıkları karışık ama göze hoş görünen dekoratif düğümlerden Bu almıştır. zarifli dekoratif Düğümümüz makrame çalışmalarında çok az kullanılmaktadır. Ana motif olarak uygun bir doku arasında kullanılırsa bu modelimiz Japon düğümümüz ilgi merkezi olur ve oldukça da etkileyici bir dediğim gibi bugün modeldir. sizlere Japon düğümünün yapımını göstereceğim. Düğümümüz için öncelikle ben iki tane iplik geçirdim. İki kattan oluşan iki ipliğimi geçirdim. Şöyle aralarında biraz boşluk bıraktım. Dört ipliğimi de elime alıyorum. Ortadakileri yan yana getiriyorum. Ve kenardakiler dışta kalıyor. Bu bölgeye öncelikle bir tane kare düğüm oluşturacağım. Soldaki ipliğimi ortadaki ipliklerin üstünden atlattım. Sağdakini de kenardaki ipliğimin üstünden geçiriyorum ve alt noktadan bakın şu ara noktadan alt boşluktan ipliğimi çıkaracağım. Ortadaki ipliklerimi tutuyorum. İpliğimi çıkarttım. Eşit olarak kenardaki iki iplikten şöyle biraz boşluk bırakacağım. Bir santim gibi yukarıya kadar dayandırmayacağım düğümümü. Çektim. Şimdi aynı işlemi tekrar sağdan yapıyorum. Sağdaki ipliğimi ortadaki iki ipliğin üzerinden dolandırdım. Halka yaptım. Tutuyorum. Soldakini ise o kenardaki ipliğin üstünden ve alt noktadan halkanın içerisinden çıkarttım. Yani aynı işlemi bu sefer sağdan yaptım. Tekrar sıkıştırıyorum ipliğimi ve bir kare düğüm oluşturdum. Şimdi tekrar 4 ipliğim var. Kenardaki ipliğim halkamı oluşturacak. Şu kenardaki dıştaki ipliğim olacak. Ortadakileri ayırıyorum. 2 2 ayırdım. Bir dıştaki ipliğim ve bir de içerideki ipliğim olmak üzere ikiye böldüm. Dıştaki ipliğimi elime aldım. Sol elime aldım. İçteki ipliğim ile bakın bir halka oluşturdum ve kenardaki ipliğin üstünden atlattım. Bu halkanın içerisinden ipliğimi geçirdim ve yukarıya doğru çekiştiriyorum. Tam yukarıya kadar getirmeyeceğim. Gene burada bir santim, en fazla bir santimlik bir mesafe bırakıyorum. Çünkü modelim yuvarlak olarak dönecek. Bir santime kadar çektim ipliğimi. Bunların ikisi burada bekliyor. Elimin arasında da tutuyorum ki kaymasınlar. Diğer kenardaki iki ipliğimi aldım. Dıştaki ipliğim. Ortadaki ipliğimi ise bakın dış kenardaki ipliğin altından geçirdim. Ve oluşmuş olan halkanın arasından geçiriyorum. Geçirip ipliğimi çekiştiriyorum. Karşılıklı iki ipliğimi aynı hizaya getiriyorum. İkisini aynı hizaya getirdim. Şimdi ortadaki iki ipliğimi alıyorum. Kenarları bırakıyorum. Ortadaki iki ipliğimi ise ortada bir tane düğüm oluşturacağım. Önce soldaki ipliğimi aldım elime. Üste dururken alttakini üst üste getirdim. İçinden geçirdim ve bir düğüm oluşturacağım burada. Yukarıya kadar çektim. Bu sefer sağdaki ipliğimi üste verdim. Üste duruyor bakın. Üst üste gelmişken alt noktadan halkanın içerisinden çıkarttım. Ve yukarıya kadar çekiştiriyorum ipliğimi. Sıkıştırdım burada. Tam ortada bakın. Bir düğüm oluşturdum. Tekrar iki ipliği, ortadaki ipliği sağ ve sola doğru ayırdım. Soldaki kenardaki ipliğimi alıyorum elime. Gene sabit olan ipliğim.
Ortadaki ipliğimi ise bu sefer bir öncekinde üste vermiştim. Üstten dolandırmıştım. Şimdi ise ipliğim altta kalıyor. Bir halka oluşturdum. Halkanın içerisinden geçirdim. Ve yukarıya kadar çekiştiriyorum. Diğer tarafı aldım elime. Dış kenardaki ipliğim. Ortadakini ise bu sefer bunu üste veriyorum. Üste kalıyorken ortadaki ipliğim, kenardaki ipliğimin üstünden alt halkadan çıkartıyorum. Ve tekrar çekiştiriyorum. İki ipliğimi de aynı hizaya getiriyorum. Karşılıklı düğüm olacakları için. Şimdi ipliklerimi tekrar ilk başta yapmış olduğum gibi, düğüm gibi kare düğüm yaparak Japon düğümü tamamlayacağım. Ortadaki iki ipliğimi birleştiriyorum. Orta ve yüzük parmağım arasını sıkıştırıyorum. Soldaki ipliğimle bir halka oluşturdum. O ipliklerin üstünden atlattım. Sağdakini üstten geçirdim. Aradan alıp düğümümü oluşturuyorum. Bu sefer aynı işlemi sağdan yapıyorum. Üstünden atlattım ve alt noktadan çıkarttım. Bu mesafeyi arkadaşlar, şu ikinci mesafeyi üste bıraktım. Bu ilk başta yapmış olduğum düğüm mesafesi kadar aynı mesafede ipliklerimi çekiştiriyorum ve sıkıştırıyorum. Düğümümü sıkıştırdım, oluşturdum arkadaşlar. Bakın, güzel dekoratif bir model. Orta model olarak kullanabileceğiniz şık bir model. Dediğim gibi Japon düğümü. Arkadaşlar, sizlere bugün Japon düğümünün yapımını göstermeye çalıştım. Bundan sonraki videolarımda tekrar makrome düğüm tekniklerini göstermeye devam edeceğim. Makrome düğüm tekniklerimizden sarma düğüm tekniklerini göstereceğim bundan sonraki videomda. Videolarımı beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek dediğim gibi bana katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca videoların başlıklarını ve alt yazılarına çeviri yaparak da katkıda bulunabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.